Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda gelen bir soru üzerine lizozom nedir, görevleri ve nerede bulunur adlı bir video yapıyoruz sizler için. Evet, biyoloji ya da fen bilimleri dersinde arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin sık sık karşılaştığı lizozom sorusunun cevabını sizlere vermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, lizozom görselde gördüğünüz gibi şekil ya da çizim olarak bu şekildedir. Lizozom zarı erirse hücre kendi kendini sindirir. Evet, onun için buna zaten ne denir arkadaşlar? İntihar keseciği denir. Lizozomun diğer bir adı intihar keseciği demesinin sebebi, lizozom zarı erirse hücre kendi kendini sindirir. Bu yolla otoliz. Evet, bu yola da otoliz adı verilir. Bitki hücrelerinde bulunmaz. Evet, lizozom sadece hayvan hücrelerinde alyuvar hariç yalnız bulunur. Evet, bitki hücrelerinde bulunmaz. Hayvan hücrelerinde alyuvar hariç bulunur. Alyuvarlarda hariç, yani hayvan hücrelerinde bulunur. Akyuvarlarda ise bol miktarda bulunur lizozom. Aşağı doğru geçelim. Evet, lizozom yani intihar keseciği bitkiler hariç ökaryot hücrelerinin çoğunda mevcuttur. Basit ilkel yapısı bitkilerde fitolozozom denilen lizozom benzeri yapılar vardır. Alyuvar hücreleri dışında bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Evet, burada da tekrar ediyor. Sindirim enzimlerini içeren tek zarla çevrili organellerdir. Hücre içi sindirimde görevlidirler. Evet, görevleri bakalım neymiş? Hücre içi sindirim görevleri vardır lizozom. Lizozomlar en çok karaciğer hücrelerinde ve akyuvarlarda bulunur. Lizozom hücre içinde yaşlanmış, yıpranmış ya da işlevini yitirmiş organelleri, hücredeki polimerleri sindirir. Evet, en önemli görevini şöyle arkadaşlar biraz koyu hale getirelim. Evet, tekrar ediyorum. Lizozom hücre içinde yaşlanmış, yıpranmış ya da işlevini yitirmiş organelleri, hücredeki polimerleri sindirir. Evet, organizmada ölüm ve bazı hastalık durumlarında hücre içi kontrol mekanizması bozulduğunda zar yapısı bozulur ve lizozom enzimleri serbest kalırsa hücre kendi kendini sindirerek ortadan kalkar ki bu yüzden intihar kesici denir zaten. Bu olaya, bu sindirme olayına otoliz adı verilir. Otoliz hücrenin ölümüne sebep olur. Evet, otolizi de bileceğiz. Lizozomun içinde gerçekleşen bir olgudur. Kaburga larvasının, kaburga diyoruz. Kurbağa larvasının kuyruğunun yok olmasında, biliyorsunuz kurbağalar nedir arkadaşlar? Büyükbaş deriz biz bunlara. Kuyruklu olarak, ayaksız ve kuyruklu olarak yumurtadan çıkarlar. Her hareketsiz kalan kasların erimesi, yaşlı dokuların, alyuvarların ya mikropların yok edilmesinde, embriyonik gelişim sırasında parmak aralarındaki perdelerin yok olmasında lizozom enzimleri etkilidir. Besinler, evet, besinlere bakalım. Besinler, besin kofulunun alındıktan sonra lizozom keseleri ve kofullarla birleşir ve difüzyonla hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanır. Evet, difüzyonla, tekrar ediyorum şurayı, difüzyonla hücre zarında geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanır. Şurayı bir koyu hale getirelim. Geride kalan atık maddeler yüksek organizasyonlu canlılarda birikir ve bir zaman sonra hücre yaşlanmasıyla birlikte, evet, şu kavramı kırmızıya boyayalım. Lipofuksin pigmentinin oluşumu meydana gelir ya da görülür. Biriken bu madde yaşlı bireylerin ellerinde, omuzlarında ya da yüzünde kahverengi lekelerle oluşur. Evet, yaşlı insanların ellerinde ya da yüzlerindeki kahverengi, dikkat edin yaşlılara, ellerinde, özellikle ellerinde, ellerinin üst taraflarında kahverengi lekeler vardır. İşte biriken bu maddenin adı nedir arkadaşlar? Lipofuksin pigmentidir. Lipofuksin pigmenti, şu pigmentini de kırmızı yapalım. Kavram yarım kalmasın. Evet. Son olarak not, lizozom hücre içi sindirimi sağlar. Evet, görevi neydi?
hücre içi sindirimi sağlar. Hücre dışı sindirime katılmaz. Hücre dışındaki sindirimle bir alakası yoktur. Lizozom içinde bulunan sindirim enzimlerini kendisi değil, ribozom üretir. Evet, bu da çok önemli. Lizozom içinde bulunan sindirim enzimlerini kendisi üretmez. Evet, lizozomun içinde bulunan sindirim enzimlerini kim üretir o halde? Ribozom üretir. Evet arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı lizozom açıklaması bu kadar. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Her dersteki her kavramı sorabilirsiniz. Bizler de sizlere cevaplamaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.